Şimdi denetim türleri baktığımızda arkadaşlar, tabii ki biraz önce söyledik. 3 denetim türü olduğunu söyleniyor kaynaklarda ve karıştırılmış. Yani birçok kaynakta bunun karıştırıldığını söyleyebilirim. Denetim türlerini biz ayrı bir şekilde süzgeçleyerek göreceğiz. Biz denetim türlerini 4'e ayıracağız. Birinci denetim türünün konusu ve amacına göre denetim türlerini ayıracağız ki bunlara diyeceğiz mali tabloların denetimi, uygunluk ve faaliyet denetimi olduğunu söyleyeceğiz. Kapsam yönünden denetim türlerinden bahsedeceğiz. Zorunlu denetim, ihtiyari denetim, sürekli ve özel denetimden bahsedeceğiz. SPK'ya göre ortaya çıkan denetim türlerinden söz edeceğiz üçüncü olarak. Sürekli denetim, sınırlı denetim, özel denetim neden yapılır? Statüsüne göre iç denetim, dış denetimden bahsedeceğiz arkadaşlar. Şimdi gelelim denetim türlerini ayrı ayrı yazmaya. Demek ki birincisi kapsam ve yani konusu ve amacına göre denetim türleri. Konusu ve amacına göre denetim türleri. Ki bunların biz mali tablolar denetimi, mali tabloların denetimi, uygunluk denetimi, ve faaliyet denetimi olduğunu söyleyebiliriz. Buradan sorular sıklıkla gelmekte arkadaşlar. Daha sonra konusu ve amacına göre denetim türünü geçtikten sonra biz kapsam yönünden denetim türlerini söyleyelim. Kapsam yönünden denetim türlerine baktığımızda zorunlu yapılan denetim vardır arkadaşlar. Zorunlu yapılması gerekiyor. İhtiyari, sürekli, özel denetim. Kapsam yönden denetimin zorunlu, ihtiyari, sürekli ve özel denetim olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi gelelim SPK yönünden denetim türlerine. Aslında aynı. SPK yönünden aynı olduğunu görüyoruz. Kapsam ve SPK yönünden denetim türleri içerisinde sürekli, sınırlı ve özel denetim olduğunu söyleyebiliriz. Sürekli, sınırlı ve özel denetim. Şimdi son olarak denetim yapanın statüsüne göre. Denetim yapanın statüsüne göre denetim. Burada arkadaşlar kaça ayrıldığını söyleyebiliriz. Biraz önce ifade ettik. İç ve dış denetim, kamu denetimi. İç denetim, dış denetim ve kamu denetimi. Denetim türlerimiz bunlar arkadaşlar. Konusu ve amacına göre denetim türleri, kapsam yönünden denetim türleri, sermaye piyasası kanunu yönünden denetim türleri, denetim yapanın statüsüne göre, kimliğine göre, diğer bir ifadeyle kimliğine. Kimliğine göre denetim türleri, İç denetim, dış denetim ve kamu denetimi olmak üzere 3'e ayrılıyor. Şimdi gelelim arkadaşlar biz denetim türleri içerisinden ilkine. Konusu ve amacına göre denetim türleri diyerek ilk mali tabloların denetimiyle denetim türlerini anlatmaya başlayalım. Yavaş yavaş denetim yapan statüsüne göre denetim tarzının 3 tanesini de belirtip denetim türlerini bitirmiş olalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, konusu ve amacına göre denetim türlerinden mali tabloların denetimini şimdi açıklayalım. Mali tabloların denetimi yapılırken temel ölçütün ne olduğunu söyleyebiliriz. Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri olduğunu söyleyebiliriz. Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri kaç tanedir? 12 adet olduğu muhasebe uygulamaları genel tebliğinde söylenmektedir. Bu 12 genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri üzerine mali tabloların oluştuğunu
söyleyebiliriz. Mali tablonun denetimi. Mali tablolar kaç tanedir? İki tane. Bilanço ve gelir tablosu. Tabii ki ek tablolar var. Bu ek tabloların satış maliyet tablosu, değişim, öz kaynakları değişim tablosu, nakit akış tablosu, satışların maliyet tablosu gibi ek tablolar olduğunu da söyleyebiliriz. Bilanço bir işletmenin belli bir dönemdeki mali yapısını inceliyor. Gelir tablosu bir işletmenin belirli bir dönemdeki faaliyet yapısını inceleyen çizelgeler. Dolayısıyla biz şu sorunun cevabını bulmamız lazım, söylememiz lazım şu sorunun cevabını. Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri, yani tablolar, mali tablolar düzenlenirken ölçüt nedir sorusunun cevabını bulmamız lazım. Mali tablolar düzenlenir iken ölçüt nedir? Bu bazen karıştırılıyor ve cevap genel kabul görmüş denetim standartları veriliyor. Bu ölçüt değil arkadaşlar. Mali tablolar düzenlenirken ölçütler genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve muhasebe uygulamaları genel tebliğleridir. Bunu uzun yazalım. Muhasebe uygulamaları genel tebliğ. Ki 12 tane, 12 adet genel kabul görmüş muhasebe ilkesi olduğunu söyledik. Demek ki ölçüt bize sorulursa, yani tablo ortaya çıkmış, tablo neyle karşılaştırılır? Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleriyle vergi yasaları ikisine bakılarak tablolar yorumlanıyor, karşılaştırılıyor. Peki bu mali tablolar denetimini kimler yapar? Mali tablolar denetimini kimler yapar sorusunun cevabı arkadaşlar, bağımsız denetçiler ve kamu denetçileri tarafından yapıldığını söyleyebiliriz. Sorumuz şu, mali tabloların denetimini kim yapar? Verecek olduğumuz cevap, bağımsız denetçiler, ki bağımsız denetçilerin biz 3568 sayılı Serbest Muhasebeci, Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler yasasına göre bağımsız denetçinin yeminli mali müşavir olduğunu söyleyebiliriz. İkincisi arkadaşlar kamu denetçileri. Devletin belirlediği kamu denetçi elemanları mali tablolar üzerinde denetimi yapar. Mesela vergi dairesi, bağlı bulunduğunuz vergi dairesi sizin geçmiş dönemleriniz bilanço ve gelir tablosunu isteyebilir. Mizanınızı isteyebilir. Mizanı bilanço ve gelir tablosuyla karşılaştırabilir. Dolayısıyla bir bağımsız denetçi de denetim işlemini yapabilir ya da kamu denetçisi de finansal tablolar üzerinde, yani mali tablolar üzerinde denetimi yapan meslek grupları içerisinde sayabileceğimiz gruplar diyebiliriz. Peki mali tabloların denetimindeki amaç ne, hedeflenen ne? Yani mali tabloları biz incelememiz, mali tabloları bir denetime tabi tutmamızın amacı ne? Onları yazalım ki bu amaçlar çok önemli. Başlığımız mali tabloların denetiminin amacı. Amaçlara baktığımızda ilk amacın arkadaşlar şu olduğunu söyleyebiliriz. Varlık kaynak gelir gider kalemlerinin gerçeğe uygun gösterilip gösterilmediğini sağlamak. Çünkü bakın varlık kaynak ilişkisi diyor, değil mi? Varlık kaynak ilişkisi. Yani bize neyi anlatıyor? Bilanço doğru mu? Ya da gelir gider dengesi. Yani gelir tablosunu anlatıyor. Bu işletmenin bilançosu ya da gelir tablosu gerçeğe uygun düzenlenmiş mi? İlk bunu araştırıyor. Daha sonra ne yapıyor? Amaç ne? Mali tabloların denetiminin yapılma amacı ne? Mali tabloların tutarlı olup olmadığını belirlemek. Mali tabloların tutarlı
olup olmadığını belirlemek, üçüncüsüne gelelim, amaçlarından üçüncüsü, mali tabloların tam açıklama içerisinde olup olmadığını belirlemek, dikkat edersiniz arkadaşlar, tutarlı ve tam açıklama diyoruz. Zaten tutarlılık ve tam açıklama genel kabul görmüş muhasebe ilkelerinden 12 tane adet standartın içerisinde genel kabul görmüş muhasebe ilkelerinden 2 tanesidir diyebiliriz arkadaşlar. Demek ki mali tablolar tutarlı mıdır? Tutarlılık şunu anlatır bize. Örneğin siz stokların değerleme yönteminde FIFO metodunu kullanıyorsanız bir sonraki yılda aynı FIFO metodunu kullanmak zorundasınız. Ya da şunu söyleyelim. Siz normal amortisman yöntemini bu sene uyguluyorsanız gelecek sene de normal amortisman yöntemini uygulamanız beklenir. Bu sene normal amortisman yöntemi, gelecek sene azalan kalanlar üzerinden amortisman yöntemini uygulamamanız gerekiyor. Uygulasanız bile bunu dipnotlarda belirtmeniz lazım. Ki bilançonun 30 dipnotu, geri tablosunda 13 adet dipnot olduğunu söyleyebiliriz. Bu dipnotlarda bunlar açıklanmalı. Başka arkadaşlar, amaç ne? Mali tabloların güvenilirliğini arttırmak. Mali tabloların güvenilirliğini arttırmak. Siz denetim süzgecinden geçmiş mali tablolara güvenirsiniz. Ama denetim yapılmamış mali tablolara güvenemezsiniz. Demek ki bir denetim neyi sonuçlandırıyor? Mali tablolara güvenin derecesinin artmasına sebebiyet veriyor. Bir diğeri, mali tabloların karşılaştırılmasını sağlar. Mali tablolar, denetim mali tabloları. Bir önceki yıl, sonraki yıl, işte cari yıl, önceki dönem yıl mali verilerinin, mali tablolarının karşılaştırılmasını sağlar. Bu da önemli bir amacıdır arkadaşlar. Hata ve hilelerin önlenmesini sağlar. Örneğin siz diyelim ki 2010'un mali tablolarını inceliyorsunuz ve birçok muhasebe hile ve hatanın muhasebe departmanı tarafından yapıldığını denetim ortaya çıkarmış. Artık muhasebe departmanında çalışanlarla siz çalışır mısınız? Çalışmazsınız. Dolayısıyla denetim gelecekte ortaya çıkacak hata ve hileleri de önlemiş olacaktır. Hata ve hileleri önlemek. Özellikle dönem varlıklar grubunda hazır değerlerde kasada, bankada, burada çalınmalara, hırsızlığa, hata ve hileye en çok yatkın olan hesap grubudur diyebiliriz arkadaşlar. Ve son olarak amaç, tüm bu konular hakkında yönetime bilgi vermek. Bu mali tablonun denetiminin amacıdır. Yönetime bilgi vermek. İşte mali tabloların amacı bu arkadaşlar. Bilançoyu, gelir tablosunu, muhasebe ilkelerine uygunluğu, mali tablonun güvenilirliğini, karşılaştırabilirliğini, hata ve hilelerin önlenmesini ve son olarak yönetime önerilerde bulunmak, bilgi sunmak gibi değerler içerisinde, amaçlar içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Biz şimdi arkadaşlar amaç ve kapsam, amaç yönünden denetimi, mali tablolar denetimini bitirmiş olduk. Mali tablolar denetiminde kullanılan ölçütleri ve mali tablolar denetimini kimler yaptığını ve mali tablolar denetimindeki amaçların neler olduğunu sıralamış olduk. Şimdi gelelim uygunluk denetimi olan usul denetimi. İlk uygunluk denetiminin diğer bir ismi de usul denetimidir. Bu usul denetimin ne olduğunu tanımlayalım. Uygunluk usul, yani yapılan işlemler usule uygun mudur? Bunu araştırıyor. Uygunluk denetiminin en tabii amacı bu arkadaşlar. Başlığımızı yazalım. Uygunluk denetimi diğer bir isimle usul denetimi nedir? Usul denetimine baktığımızda arkadaşlar, işletme faaliyetlerinin gerekli işletme yönetimlerince, işletme yönetimince
alınmış olan yetkili kurum ve kuruluşlarca konulmuş olan kurallar ki bunlar ana sözleşme, yönerge, teknik düzenlemeler, işletmenin kendi içerisinde oluşturduğu politikalar ve benzeri işletme iç yönetmelikleri gibi değerler olabilir. İşte işletme bunlara uymuş mu uymamış mı bunları tespit ediyor ve genellikle iş denetçilerle kamu denetçileri tarafından yapılan bir denetim tarzıdır diyebiliriz. O zaman bunu belirtelim. İşletme faaliyetlerinin, bakınız, işletmenin faaliyetlerinin ana sözleşme, yasalar, yönetim politikaları, bunlara uymuş mu uymamış mı? İşletme faaliyetlerini yaparken ana sözleşmeye, işletmenin kendi ana sözleşmesine, yasalara, yönetim politikalarının kendi oluşturduğu politikalarına, teknik düzenlemelerine, uyup uymadığını ölçülmesi ve değerlendirilmesidir. Bu denetimi kim yapar dedik? Bu denetimi kim yapar sorusunun cevabı uygunluk denetimini kim yapar? Ve özellikle vergi randıman sistemindeki verginin randıman sistemiyle ilgili denetimi biz kamu denetçilerinin ve bu denetim yapan ikinci grubun iç denetçi olduğunu söyleyebiliriz. Kamu denetçisi, iç denetçi. Kamu denetçisi devletin denetçisidir. İç denetçi işletme içerisindeki denetçilerdir. İç denetçinin yapmış olduğu denetim raporuyla kamu denetçisinin ortaya çıkarmış olduğu rapor karşılaştırılırsa kamu denetçisinin ortaya çıkardığı rapor daha objektif olacaktır. Ama iş denetçi firmadan ücret aldığı için belki firma sahip ve yöneticilerin kendi arzu ve isteklerine göre mali tablolarını hazırlamış olabilir. Demek ki bu ikisini karşılaştırdığımızda kamu denetçisinin denetim raporunun iş denetçisinin denetim raporundan daha iyi olduğunu, daha kanıt olarak daha iyi derecede olduğunu söyleyebiliriz. Demek ki biz mali tablolarda ölçütün genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve muhasebe uygulamaları genel tebliğ olduğunu söyledik. O zaman bize şöyle bir soru gelse, uygunluk denetimi ya da usul denetiminde ölçüt nedir? Ölçüt bunlardır arkadaşlar. Uygunluk denetiminde kullanacak ölçüt ana sözleşmedir. Yasadır, yönetim politikası, teknik düzenlemeler ve benzeri değerlerdir. Ölçütümüz bu. İşletme faaliyetlerini yaparken ana sözleşmede belirtilen 3. maddedeki hususlara yer verilmiş mi? Bu hususlar gereği işletme faaliyetleri yürütülmüş mü? İşletme faaliyetleri yapılırken ilgili yasalara, mevzuatlara uyulmuş mu? Türk Ticaret Kanunu, Türk Vergi Sistemi, Vergi Usul Kanunları, Borçlar Kanunu gibi yasalara uyulmuş mu? Yönetim politikaları, yöneticilerin kendi belirlemiş olduğu politikaların toplamını oluşturan yönetim politikalarına işletme faaliyetlerini sürdürürken uymuş mu? Yine işletme yönetiminin ortaya çıkardığı teknik düzenlemelere işletme faaliyetlerini sürdürme esnasında uymuş mu? Uygunluk denetimi. Bir, bu usul. Usulüne uygun davranmış mı, davranmamış mı? Bu ölçütleri dikkate alarak uygunluk denetimi yapılıyor arkadaşlar. Şimdi bazı önemli notları yazalım. Alt alta tahtamızın sağ tarafına bu uygunluk denetimiyle ilgili önemli notlarımızı yazalım arkadaşlar. Evet, bu notları aktaralım arkadaşlar. Bir kere denetçi uygunluk denetimi yapılırken ortaya konulmuş olan kuralları eleştiremez, bu kuralları değiştiremez, sadece bu kuralları veri olarak kullanır. Yani denetçi kalkıp ana sözleşmenizi değiştirebilir mi? Ya da yasaları değiştirebilir mi? Yönetimin önceden koymuş olduğu politika ve teknik düzenlemeleri yok sayabilir mi? Elbette hayır. Denetçi sadece bunları veri olarak kullanacaktır. Notlar yazalım arkadaşlar. Bu notlar önemli. Birinci notumuzun dedik ki denetçi eleştiremiyor değil mi? Denetçi konulan kuralları eleştiremiyor, değiştiremiyor. Sadece bunları veri olarak kullanıyor.
denetçi konulmuş olan kuralları eleştiremez, değiştiremez. Bunları sadece veri olarak kullanır. Bunlar ölçüt olduğu için veri niteliği taşıyacaktır arkadaşlar. Bir vergi denetiminin yapmış olduğu, bir vergi denetmeninin, vergi denetçisinin yapmış olduğu denetim türüne biz uygunluk denetimi diyoruz. Yani bu denetime, yani kamu denetçisinin yapmış olduğu denetime uygunluk denetimi diyoruz. Vergi denetçisinin yapmış olduğu denetime ya da denetim türüne uygunluk denetimi denir. Öyle değil mi arkadaşlar? Yasaya uygun mu? Kim denetliyor? Kamu denetçisi. Kamu denetçisi işletme faaliyetlerinin yasaya uygunluğunu denetliyor. Başka neleri denetleyebilir arkadaşlar? İç denetçinin ya da uygunluk denetimiyle ilgili başka not söyleyebiliriz. İç denetçinin yönetimin koyduğu kurallara uyup uymamasını denetliyor. Bu da denetimde uygunluk denetiminin yapıldığını söylüyor. İç denetçi nedir? İşletme içerisindeki denetçidir. İç denetçinin işletme politikalarına uyup uymadığının denetimi uygunluk denetimidir. Demek ki uygunluk denetimi bu amaca da hizmet eden bir denetim türüdür diyebiliriz arkadaşlar. Biz uygunluk denetimine örnek verecek olursak, vergi yasalarına göre yapılan denetimle Sayıştay denetçileri tarafından yapılan denetimin biz uygunluk denetimi olduğunu söyleyebiliriz. Bunu belirtelim. Uygunluk denetimine örnek diyelim. Birinci örneğimiz arkadaşlar, yasalara uyulup uyulmadığı konusunda ne yapıyor? Kamu denetçisi vergi yasalarına uyup uyulmadığını denetliyor. Yani vergi yasalarına göre yapılan denetim. Vergi yasalarına göre yapılan denetim. Ya da ikinci örneğimiz biraz önce Sayıştay'dan verdik. Sayıştay denetçileri tarafından yapılan denetim de uygunluk denetimidir. Sayıştay tarafından yapılan denetim uygunluk denetimidir. Bunu özellikle bu örneği verdim. Çünkü sınavda soru olarak gelebilir arkadaşlar. Sayıştay'ın yapmış olduğu denetim aşağıdaki hangi denetim türlerine girer? Uygunluk denetim. Çünkü Sayıştay parayla ilgili işlemlerin saymaktan geliyor. Parayla ilgili işlemlerin doğru yapılıp yapılmadığını, mevzuata uygun yapılıp yapılmadığını inceliyor ve uygunluk denetimi raporları Sayıştay tarafından veriliyor. Demek ki Sayıştay'ın yapmış olduğu denetim tarzına biz böyle bir soruyla karşılaşırsak uygunluk denetimi olduğunu söyleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi gelelim, iç denetimden bahsediyoruz değil mi? Biraz önce dedik ki iç denetçi. İç denetçinin yapmış olduğu denetime de biz iç denetim deriz. O zaman biz bir kere iç denetimin şöyle bir tanımını yapalım. Uygunluk denetiminden daha kapsamlı bir denetimdir bir kere bu iç denetim. Uygunluk denetimle daha kapsamlı. Çünkü uygunluk denetimi sadece belli yasalara
kurallara uyup uymadığını inceliyor. Ama iç denetim maddi olayların yanında maddi olmayan unsurları da içerisine alarak bir bütün içerisinde yapıyor. O zaman biz diyebiliriz ki iç denetimde etkinlik ve verimlilik araştırması yapılıyor ve etkili bir iç denetim iyi bir iç kontrol yönetiminin kullanacağı bir araç olarak ortaya çıkıyor. Demek ki iç uygunluk denetiminde sadece maddi olan olaylar dikkate alınırken iç denetimde hem maddi olan olaylar hem de maddi olmayan unsurlar bir bütün olarak kullanıldığından dolayı, böyle bir bakış açısıyla bakıldığından dolayı iç denetimin uygunluk denetime göre daha kapsamlı bir denetim tarzı olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi gelelim arkadaşlar, biz mali tabloların denetimini anlattık. Uygunluk denetimini anlattık. Şimdi gelelim faaliyet denetimi. Yani faaliyet bizim neyimizi gösterir? İşletme performansımızı gösterir. Şimdi gelelim faaliyet denetimi, performans denetimi nasıl yapılır? Bunu açıklayalım.